Hilal Kaplan, 27 Haziran 2022 tarihli köşe yazısı. Pınar Gültekin cinayetinde skandal karar. Önce darbetti, sonra boğdu, ardından diri diri yaktı. Cansız bedenini bir varile tıkıp, üzerine de beton döküp dere yatağına attı. Üniversite çağındaki bir genç kıza tüm bunları yapan katil Cemal Metin Avcı, yargılandığı Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Haksız tahrik indiriminden yararlandırıldı ve ağırlaştırılmış müebbet almaktan kurtuldu. Sadece 23 yıl hapse çarptırıldı. Kaç yılını yatar bilmiyoruz. Bildiğimiz bu karar hukuki ise hukukumuzda, değilse kararı veren hakimlerin zihniyetinde bir sorun olduğudur. Danıştığım hukukçular bu suçun Türk Ceza Kanunu madde 82'deki canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçuna girdiğini, iddia edildiği gibi şantaja uğradıysa bile işlenen suçun haksız tahrik kapsamında bir indirime tabi olamayacağını dile getiriyorlar. Kararın istinaftan dönmesini beklediklerini belirtiyorlar. Gerekçeli karara baktığınızda ise katille empati kuran, insanlık dışı fiillerini adeta haklılaştıran bir bakış açısı görüyorsunuz. Mesela şu kısım: "Sanın profesyonel bir sağlık personeli olmadığı da gözetildiğinde, maktulün boğazını ölümü gerçekleştirecek nitelikte kırık oluşmasına neden olacak kadar sıktıktan sonra maktulün henüz ölmemiş olduğunu bilemeyebileceği" Bu çıkarım sayesinde de Pınar'ın diri diri yakılması üzerinden verilecek ceza katil Cazim'in sağlık bilgisi azlığı sebebiyle iptal ediliyor. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi deyince bir meslektaşım da aynı mahkeme heyetinin Hiro tişörtü giyen menfes faresi FETÖ'cüye verdikleri beraat kararını hatırlattı. O zaman da bu haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine yönelik suikast timinin bir parçası olan bu sözde eski Asubay FETÖ'cü, mahkemeye üzerinde Hiro kahraman yazan tişörtle gelip adeta meydan okumuştu. Aynı mahkeme heyeti bugün de hem vicdanları yaralayan hem de kamuyu infiale uğratacağı açık bir kararla karşımızda. Unutmadan sadece katile indirim vermediklerini, Pınar yakılırken çağrıldığı olay yerine gelen kardeş Mertcan Avcı'ya "bozulmuş kokoreçleri yakıyorum." sözüne inandığına ikna olarak beraat verdiklerini hatırlatalım. Acılı Gültekin ailesini olayın ilk günlerinde arayarak davadan vazgeçmeleri yönünde tehdit eden CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'den tutunda bugünkü gerekçeli karara değin evlat acısıyla boğuşmaya çalışırken darbe üstüne darbe yiyen bir aile var karşımızda vicdanımız sızlıyor. Adalet bu değil.''